AutoCAD'de işlemleri otomatikleştirmek için çeşitli seçenekler bulunuyor. Bunlardan biri de makro kaydı ve makroyu çalıştırma. Tekrar eden işlem basamaklarını hızlı ve kolay bir şekilde yapmak için makro kaydı kullanılabilir. Bu videoda göstereceğim makronun AutoCAD VBA makro ile alakası bulunmuyor. Bu videoda önce basit makro kayıtlarını oluşturacağım. Sonrasında resimde görülen standart Türk bayrağı çizimini yapan bir makro oluşturacağım. Makro kayıtlarında kullanılan komutlar bunlar. Bu komutları komut satırından verebileceğimiz gibi araç çubuğundaki manage altındaki buradaki simgelerden de verebiliriz. Önce basit bir makro oluşturacağım. AutoCAD'de sık olarak yaptığımız işlemlerden biri de çizimi ekrana sığdırmak. Makro bununla ilgili olacak. Makro kaydına başlamak için buradaki simgeyi tıklıyorum. Record. Kayıt işlemi başladı. Burada bir bölme açıldı. Bu bölmede yaptığım işlemler buraya aktarılacak. Aynı zamanda fare üzerinde kırmızı bir simge beliriyor. Buradan kayıt aşamasında olduğumuzu anlayabiliriz. Çizimi ekrana yaklaştırmak için zoom komutunu kullanacağım. Z yazıp Enter'a basıyorum. Parametre olarak çizim ekrana sığdırmak için Extends bunu seçiyorum. Çizim ekrana sığdı. İkinci aşamada çizimi biraz uzaklaştıracağım. Bunun için yine zoom komutu. Değer olarak 0.8 gireceğim. 0 yazmasak da kabul ediyor. 0.8x çarpan olarak belirtiyorum. Birinin altındaki değerler uzaklaştırma, birinin üstündekiler ise yakınlaştırma oluyor. Enter'a basıyorum. %80 oranında uzaklaştırılmış oldu. Makroyu durdurmak için buradaki simgeyi kullanıyoruz. Stop simgesini tıklıyorum. Bu aşamada makroya bir ad vereceğiz. Bu ad aynı zamanda komut adı olacak. Kolay hatırlayabileceğimiz, kolay gireceğimiz bir komut olması için Z, E giriyorum. Buraya bir açıklama girebiliriz. OK tıklıyorum. Şimdi makroyu çalıştıracağım. Makroyu çalıştırmak için birkaç yol var. En basiti buradan makro ismini seçip listeden şu an bir tane makro var. Seçili play'i tıklamak. İkinci yöntem klavyeden buradaki makro adını yazmak. Bu aynı zamanda AutoCAD komutu gibi çalışıyor. Z, E yazıp Enter'a basıyorum. Makro adını girdim. Makro çalışmış oldu. Şuradan da çalıştırabiliriz. Sağ tıklayıp play. İkinci bir makro örneği oluşturacağım. Bu makroda iki komut kullanacağım. Audit ve Purge komutu. Purge komutunu tıkladığımızda buradan bir diyalog penceresi karşımıza geliyor. Diyalog penceresinde yaptığımız işlemlerin bazıları makro kaydına aktarılmıyor. O yüzden diyalog penceresini kullanmayacağım. Parametreleri komut satırından gireceğim. Makro kaydına başlıyorum. Bu makro kaydında kullandığımız dosyanın bakımını ve temizliğini yapan komutları gireceğim. Birinci komut audit komutu. Parametre olarak hataları bulup temizlemek için yes parametresini kullanacağım. Komut ve parametresi buraya aktarıldı. İkinci komut purge. Bunu diyalog penceresi olmadan kullanmak için klavyeden komutun başına eksi koyuyorum. Daha sonra pu yazıp Enter'e basıyorum. Purge komutunu verdim. Hangi özellikler ve nesneler silinecek? Burada kullanılmayan özellikleri silmek için kullanılan bir komut bu. Böylece dosya boyutu azaltılmış oluyor. Bellekte daha az yer kaplıyor. Tüm kullanılmayan nesneleri ve özellikleri sileceğim. O yüzden All'u tıklıyorum. Burada ad belirtmemi istiyor. Tümünü seçmek için yıldızı yazıyorum ve Enter'a basıyorum. Temizlenecek nesne adlarının her birinin kontrolü yapılsın mı? Burada evet dersek her birini tekrar soracak bize. Burada No'yu tıklıyorum. Sormadan geçsin. İşlem tamamlandı. Makroyu tamamlayacağım, durduracağım. Stop. Yine bir isim vereceğim. Temizle ismini veriyorum. Sonra OK. Makroyu herhangi bir açık dosyada çalıştırabiliriz. Örneğin burada bir çizim yok ancak burada çalıştıracağım. Makro seçili play'i tıklıyorum. Çalıştırılıyor. Çizimi oluşturan bir makro oluşturacağım. Record. Yeni bir makro. Bir dikdörtgen çizeceğim. Rectangle komutunu veriyorum. Köşe noktası ve genişlik ve yüksekliği gireceğim. 150. Tab tuşuna basıyorum. 100. Enter. Çizgi komutu. L yazıp Enter'a basıyorum. Köşeleri birleştiriyorum.
Enter, enter. Diğer köşeleri birleştiriyorum. Enter. Komutlar buraya aktarılıyor parametreleriyle birlikte. Ortaya bir daire çizeceğim. C, circle, enter. Merkez noktası, yarıçap değeri 25, enter. Makroyu tamamladım, durduruyorum. Bir isim vereceğim. Test 1, enter basıyorum. Bunu siliyorum, makroyu çalıştırıyorum. Aynı yere, aynı konuma, aynı çizimi yaptı. Tekrar çalıştıracak olsam üzerine bir çizim daha yapacak. Bunu bu şekilde değil de istediğim konuma çizilmesini sağlayabilirim. Bunun için buradaki ilk köşe noktası, yani şuradaki nokta mutlak koordinata göre yerleştiği için sürekli buraya çiziyor. Bunu değiştirmek için burada bir seçenek var. Kullanıcı girdisini sağlayacağız. Bu aşamaya geldiğinde kullanıcı istediği yeri belirleyebilecek. Bunu tıklıyorum. Buradaki simge değişti. Şimdi çalıştıracağım. Burada soruyor hangi konuma çizilecek. İlk köşe noktasını belirt. Buraya çizsin. Tekrar deneyelim. Bu noktaya çizsin. Makronun parametresini istersek değiştirebiliriz. Örneğin burada daire yarıçapı 25. Bunu değiştireceğim. Sağ tıklıyorum. Edit. 35 değerini giriyorum. Bunları silip tekrar çalıştıracağım. Evet, bundan farklı olarak daire yarıçapı 35 oldu. Diğer parametreleri de isterseniz değiştirebilirsiniz. Ayrıca buradaki parametredeki değeri kullanıcı girdisiyle sağlayabiliriz. Böylece daha esnek bir makro oluştururuz. Bu parametre seçiliyken buradaki komutu veriyorum. Simge yine değişti. Burayı silip tekrar çalıştıracağım. Play. Bu noktaya. Şimdi daireyi 35 yarıçapında değil de kullanıcının girdiği değerde çizecek. 40 değerini giriyorum. 40 yarıçapında. Tekrar çalıştırıyorum. Ekranda bir yer tıklıyorum bu sefer. İstenilen yarıçapta daireyi çiziyor. İstersek herhangi bir aşamada kullanıcıya bir mesaj iletebiliriz. Bu aşamada bir mesaj ileteceğim. Burası seçili. Buradaki simgeyi tıklıyorum. Buraya bir mesaj yazıyorum. Daire yarıçapına giriniz. OK. Burada user mesaj oluştu. Bu aşamaya geldiğinde mesaj görünecek. Çalıştıralım. Evet, daire yarıçapını giriniz diyor. Burada bir geri tıklıyorum. Daire yarıçapını belirtiyorum. Makrodaki komutlardan herhangi birini silebiliyoruz. Silmek için komut üzerinde tıklayıp sağ tıklayıp delete'i tıklıyorum. Bu işlemin geri alınamayacağını belirtiyor. Delete'i tıklıyorum. Tek çizgi kaldı. Deneyelim. Çalıştırıyorum. Daire yarıçapını gir diyor. Ekranda belirtiyorum. Evet, şu çizgi çizilmedi. Buradan sildiğimiz için. Makro üzerinde hangi işlemleri yapabiliriz başka? Üzerinde, makro adı üzerinde sağ tıklıyorum. Play çalıştırmak için zaten. Delete ile silebiliyoruz. Rename ile adını değiştirebiliriz. Örneğin test 2 yapıyorum. Copy ile de çoğaltma yapıyoruz. Bir kopyasını oluşturuyoruz. Buraya bir ad verebiliriz. Test 3 olsun. Listeye baktığımızda test 2 ve test 3 aynı makro. Bir kopyasını oluşturmuş olduk. Test 3'ü sileceğim. Makroyu seçtikten sonra sağ tıklayıp delete'i tıklıyorum. Bu işlem geri dönüşüm kutusuna makroyu gönderiyor. Tamamen silmiyor. Ayrıca bu işlemleri Manage Action Macros simgesini tıklayarak da yapabiliyoruz. Burada da aynı komutlar bulunuyor. Oluşturduğumuz makrolar bilgisayarda hangi klasöre kaydediliyor onu bulalım. Buradan Options'ı tıklıyorum. Açılan pencerede şuradaki kısmı açıyorum. Makrolar bu klasöre kaydoluyor. Üzerinde bir kere daha tıklıyorum.
seçili hale geliyor. Ctrl-C ile kopyalıyorum. Buradan çıkıyorum. Buraya Ctrl-V ile yapıştırıyorum. Enter'a basıyorum. Kaydettiğimiz makrolar burada. İstersek bunu kopyalayabiliriz, yedek alabiliriz. Başka bir bilgisayara aktarıp orada kullanabiliriz. Şimdi Türk bayrağı oluşturan makro kaydına geçiyorum. Boş sayfa açıyorum. Makro kaydını başlatıyorum. Dikdörtgen çizmek için Rectangle komutu. Genişlik 150. Yükseklik 100. Buradaki çizginin ara boşluğu 3.33. Çizgi komutu L Enter. Buradan 3.33 uzaklaşıyorum. Ortayı açıyorum. Yükseklik 100. Enter. Birinci daire yarıçapı 25. Merkez uzaklığı 50. Circle C Enter. Orta noktasına yaklaşacağım. Buradan midpoint'i açıyorum. Tıklamadan uzaklaşıyorum. 50 uzaklığında olacak. Yarıçap 25. İkinci daire, birinci dairenin merkezinden 6.25 uzaklıkta. Circle, daire merkezi. Tıklamadan uzaklaşıyorum. 6.25. Yarıçap 20. Trim ile fazlalıkları atıyorum. Enter. Yıldız köşesi ile dairenin kvadrant noktası arası 33-33 uzaklıkta. Bunun için burada geçici bir çizgi çizeceğim. L, Enter. Burada kvadrant noktası ya da orta nokta aynı nokta olduğu için. Buradan uzaklaşıyorum. 33.33. Buradaki dairenin yarıçapı 12.5 olduğu için 12.5 uzaklıkta bir çizgi çizip komutu tamamlıyorum. Şimdi çok genç çizeceğim. Bunun için poligon, pol yazıp enter'a basıyorum. Köşe sayısı 5. Merkez noktası burası. Dairenin içine mi dışına mı? Burada dairenin içine çizilecek. Birinci seçenek. Buradaki uç noktayı tıklıyorum. Bu çizgiyi siliyorum. Geçici olarak çizmiştim. Çizgiyle köşeleri birleştireceğim. Birer atlayarak ortayı kapatıyorum. Enter. Çokgeni siliyorum. Yıldızın içindeki fazlalıkları atacağım. Trim. Enter. Bayrak çizimi tamamlandı. Şurada bir işlem yapacağım. Buradaki ilk başlangıç noktasını kullanıcı belirlesin. Buradaki mutlak koordinat noktası olmasın. Bunun için önce kaydı durduruyorum. Buraya bir isim veriyorum. Bayrak. Bu konumu seçiyorum. Sonra bu simgeyi tıklıyorum. Artık bayrak komutunu vererek Türk bayrağı çizimi yapabilirim. Burayı siliyorum. Klavyeden bayrak yazıyorum. Enter'a basıyorum. Bayrağı yerleştirecek yeri tıklıyorum. Evet, Türk bayrağı çizildi. Bunu başka bir dosyada uygulayacağım. Play, başlangıç noktası ve Türk bayrağı çizimi. Türk bayrağındaki tüm ölçüler buradaki yükseklik ölçüsünü baz alarak ölçülendiriliyor. Bayrağı hangi boyutta çizmek isterseniz buradaki baz ölçüsüne göre büyütme ya da küçültme yaparak değiştirebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapabiliriz. Çizimi seçiyorum. Sağ tıklayıp Scale komutunu veriyorum. Baz noktası burası olsun. Sonra fareyle istediğimiz gibi büyütüp küçültebiliriz. Ya da buradaki 100 değerinin kaç olmasını istiyorsak ona göre referans alarak değişiklik yapabiliriz. Referans seçeneğini seçiyorum. Referans alacağım ölçü 100 olacak. Bunun kaç olmasını istiyorum? 50 olmasını istiyorum. 50 yazıp enter'a basıyorum. Böylece bayrak ölçüsü 50'ye eşitlenmiş oldu bu kenarı. Ölçülendirelim. Evet. Böylece istediğimiz boyutta bayrak çizimi yapabiliriz. Aslında bu işlemi makroyla da yapabilirdik. Ancak bu videoda bunu yapmadım. Bu işlemi size bırakıyorum. İşlemler bu kadar.
İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.